Merhaba, iyi akşamlar sevgili Dema gönüllüleri, yürüyüş gönüllüleri. Hoş geldiniz. Güzel bir akşamda daha beraberiz. Saadet Hanım da geldi bu arada. Hoş geldiniz Saadet Hanım. Hepinizden bir şey rica edeceğim. Görüntülerinizi kullanabilirseniz mutlu olacağım. Çünkü hani mimik anlatıyoruz ya, o yüzden sizleri görmeyi istiyorum. Ve izin verirseniz ufak ufak başlayalım. Geçen hafta vurur yüzey ifadesi diyerekten mikro mimik eğitimimize başladık. Gerçekten de mikro mimikler yaşadığımız duyguların yüzümüze vurmasıyla oluşuyor. Ne yaşıyorsak onu yüzümüzde de yansıtıyoruz. Bugün biraz daha interaktif olacağız. Ama öncesinde küçük hatırlatmalarım var. Evet. Geçen hafta da başladığımız gibi 7 tane ifade var ki dünyanın neresine giderseniz gidin her yerde aynı. Üstelik sadece bizde değil, hayvanlarda da aynı. Ki bu yüzyıllardır araştırılıyor, 1700'lerden itibaren. Sevgili Erzurumlu İbrahim Hakkı ile hani hep batıdan bekleriz ya, çok güzel bir belgesel vardı hatırlarsanız, Işık Doğudan Yükselir diye. İlk defa, dünyada ilk defa Erzurumlu İbrahim Hakkı incelemiş 1700'lü yıllarda. Arkasından Darwin, evrim teorilerinin yanı sıra bu konuyla da ilgilenmiş, hayvanların ve insanların ifadelerini incelemiş. 1800'lü yıllarda, işte 1900'lerde de yani son dönemlerde de Paul Ekman adında bir psikolog var. Ne düşündüğünü biliyorum ile ve Lie to Me adlı dizisiyle hepimize mikro mimikleri anlattı, tanıttı. Önemini biz de böylece kavramış olduk. Bu mikro ifadeler toplam 7 tane. Mutluluk içlerindeki tek pozitif ifade. Şaşkınlık içlerindeki tek nötr ifade. Küçümsemek de içlerindeki tek asimetrik ifade. Bunların dışındakiler hepsi simetrik. Korku, öfke, üzüntü, tiksinmek ve küçümsemek de negatif ifade. Küçük bir giriş yapalım istedim. Burada Mevlana diyor ki bedenler ağızları kapalı testilere benzerler. Her testide ne var sen ona bak. İçimizdeki yansıyor ya. O yüzden sizinle bu testileri ufak ufak açacağız hep birlikte. Hayatımızın her alanında kullanabiliriz mikro mimikleri. İş hayatımızda, özel hayatımızda, okul hayatımızda, her alanda iletişimimizde bizim için çok önemli. Hani yalanı yakalama demeyelim de doğruyu yakalama diyelim biz. Kendimizi koruma adına özellikle faydası olacak bilgiler içeriyor. Ve botokstan bahsetmiştim geçen hafta. Botoksun felç ettiği, biliyorsunuz felç ettiği bu kısımlar kaz ayakları olmasın diye iğneler yapılıyor ve oradaki sinirler felç oluyor. Ve amigdala hissedemiyor duyguların yansıtıldığını. Bu nedenle de bir takım sıkıntılar yaşayabiliyor kişiler. Depresyona kadar gidebilen sıkıntılar yaşıyor. Size önermiştim Lie to Me adlı diziyi. Bilmiyorum bakabileniniz oldu mu? Oradan botoksla ilgili küçük bir kesit aldım size. Onu izleyelim hep beraber. Kadının oğlu ölmüş. Böyle bir ifade var yüzünde ve onlar şüpheliler arasında da niye diyorlar, niye hani
Gözler Teşekkür ifadesiz, ederim. Okey, kaz yumurtacığım biraz ayakları yok. Nasıl sıvıdı. böyle bir Yakışıklı ruhsuz sıvıdı. acaba, onun da bir Bilmiyorum parmağı ya, var acaba ölümde diye yakışıklı. düşünürlerken, Okey. o ani İşte. patlama ve Alright. ilgi Şimdi bana çarpacağım. uyarıcı sayesinde, normalde şaşırma Come on, gelmesi come on, gerekiyor ya, bir bakıyorlar kadında hiçbir ifade yok. Kaz Tears ayakları yine ifadesiz, kaz ayakları yine yok. O zaman diyorlar ki tamam, bu botoksluymuş. Ya yani were botoks gerçekten de bu red. duyguları maalesef kamufle ediyor. Bunları hiçbirimiz inkar edemeyiz. Bunları hiçbirimiz. Şimdi yalan deyince aklınıza kim geliyor? Kemal Bey. Tam sormadım. Çok sormadım. Sormadım. Yalan deyince aklımıza ilk gelenlerden bir tanesi Pinokyo. Pinokyo. Pinokyo yalan söyleyince ne oluyordu? Burnu uzuyordu. Peki, insanlar yalan söyleyince ne oluyor olabilir acaba? Burnu uzamıyor. Ama bir takım belirtiler var. İlerleyen günlerde yalana da gireriz hep beraber sizinle. Psikolojiye Pinokyo etkisi olarak, Pinokyo efekti olarak giren bir durum var. Burnu uzamıyor insanların ama yalan söylediğinde bu burundaki dokular kanla doluyor ve kaşıma ihtiyacı duyuyor kişi. Ve burnuna dokunarak kendini rahatlatıyor. Tabii ki her burnuna dokunan yalan söylüyor demek değil. Ama dokunuyor, kendini rahatlatıyor ya da karşısındakiyle arasına bir set çekiyor. Granada Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda da diyorlar ki insanlar zora düştüğünde ya da sorgulandığında yüz ısılarında değişiklikler meydana geliyor. Isı artıyor. Buradaki dokular kanla doluyor ve kaşınıyor. Cem Uzan'da da gördüğünüz gibi. İnkar edemeyiz. Bunları hiçbirimiz inkar edemeyiz. Bu konuda Bunları rahat. hiçbirimiz Tabii bunların inkar hepsi edemeyiz. bilinçsizce, Bunları refleks hiçbirimiz olarak yapılan şeyler. inkar edemeyiz. Bir de denir ki NLP ile özellikle ilgilenenler, hayatlarının bir döneminde NLP ile karşılaşanlar biliyor ki derler, eğer bir kişi bir soru sorduğunuzda yukarı bakıyorsa, işte sağ bakıyorsa hatırlamaya çalışıyordur, sola bakıyorsa kurgu yapıyordur. Yani olmayan bir şeyi kurguluyordur denir. Evet. Hatırlamada gerçekten görsel, işitsel, dokunsal üç ayrı sistem var. Görseller yukarıya bakarak hatırlıyorlar. Ama sağ sol kişinin salak ya da sağlak ya da solak olmasıyla ilgili olabilir, yapısıyla alakalı olabilir. Her zaman geçerli değildir. Yani illa her sola bakan kurgu yapmıyordur. Ayrıca sağ sol sizin solunuz mu, karşınızdakinin solu mu? O da değişebiliyor. Bu arada psikolog Edinburgh Üniversitesi'nden Profesör Carolyn Watt bunun direkt olarak yalan habercisi olmadığını da ispatlamış durumda. Evet, küçük özetlerimize devam ediyoruz. İlk pozitifle girmek istedim. Pozitif duyguyla girmek istedim ki o da mutluluk. Dişler görülebiliyor. Ağız U şeklinde yukarı doğru bakıyor. Gözler parlıyor ve gözlerinin içi gülüyor. 2 yaşında bile kaz ayakları oluşabiliyor. Bu arada mutluluk anında veya cinsel bir uyarıcıda ya da korkuda da aynı şey olabiliyor çünkü göz bebekleri büyüyor. Neydi göz bebekleri? Fotoğraf makinesinin diyaframı gibi düşünebiliriz. Nasıl çok ışıkta diyaframı kısarsak aynı şekilde, çünkü göz bebekleri de boşluktan ibaret,
çok ışık olduğunda içerideki dokuları, organları korumak amacıyla göz bebekleri de kısılıyor daha az ışık girebilsin diye. Ama az ışıkta, loş ışıkta ya da mutluluk, korku gibi anlarda göz bebekleri büyüyor. Ve bu göz bebekleri tam 450 kat büyüme potansiyeline sahip. Onun dışında gülme anında, mutluluk anında bu kaslar da yukarıya gidiyor, toplanıyor ya, tam olarak 17 tane kas aktifleşiyor. Yani 17 kası aktiflemek biraz sonra anlatacağım durumlardan daha kolay. Mutlu olalım, olmuyorsa da mutluymuş gibi yapalım diyeceğim ben. Bir de söyledim, hayvanlarda da aynı. Çünkü bu ifadeler evrensel. Bu 7 mimik evrensel. Bunun dışında bir de sahte mutluluk, sahte gülüş var ama sahte gülüşte de aynı şekilde hormonlar aktifleniyor. Yine mutluymuş gibi oluyor. Yani beynimizi kandırıyoruz. O da bize serotonin gönderiyor. Yıllar önce 90'lı yılların sonlarında bloğum vardı benim. Bloğumdaki beni anlatan cümle gülümseme iki kişi arasındaki en kısa mesafedir. Victor Borjun. Çok gerçekten sevdiğim bir sözdür. Dediğim gibi sahte gülümsemeyi diğer gülümsemeden ayıran kaz ayaklarının olmaması ve dudağın U şeklinde değil de düz olarak kalması. Fakat sonuç aynı. Sahte de olsa mutluluğunuz, gerçek de olsa beyin onu gerçekten mutlu olarak algılıyor. Ve Gabriel Garcia Marquez de diyor ki mutluluğun tedavi edemediğini hiçbir ilaç tedavi edemez diyor. Yine Lie to Me dizisinden küçük bir kesit. Bu sefer de sahte gülüşle ilgili videomuz. Fotoğrafta kaş uçları yukarıya doğru çıkmış. Gülümsüyor ama kaş uçları yukarıya çıkmış. 40 ila 500 milisaniye gerçekten bu duyguların yüze yansıması, mikromimikler. Ama tabii böyle küçük küçük parçalara böldüğünüzde daha iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Burada da diyorlar ki evet bunun yüzünde korku var, gülümsemesi gerçek değil. She's scared. That's impossible. She's smiling but her eyes say she's afraid. Bu şekilde de anlaşılabiliyor. Belki de o kadının hayatı kurtuldu. Şimdi o bölümünü hatırlamıyorum. Çünkü 3 sezon. Şaşkınlık. Şaşkınlığın en önemli belirtilerinden bir tanesi gözlerin fal taşı gibi açılması. Gözlerin 4 beyazını birden görebiliyorsunuz şaşkınlıkta ve ağız da aşağı doğru düşüyor. Hani bir atasözü vardır, vecize vardır ya. Gelmedi. Aval aval bakmak, işte ayran budalası gibi. Ağız böyle sarkıyor ya, işte tam o ifade. Yalnız şaşkınlığı diğer mimiklerden ayıran başka bir şey var. Hepsi 40 ila 500 milisaniye arasındayken şaşkınlık biraz daha uzun sürebiliyor. Çünkü arkasından mutluluk, korku, üzüntü veya öfke gelebiliyor. Onlarla beraber süresi uzayabiliyor. Kaşlar yukarı kalkıyor. Kaşlar yukarı kalktığında alında da düz bir şekilde yukarı kalkıyor ama alında da birbirine paralel ve düz kırışıklıklar olabiliyor. Ağız açık ama gergin değil. Aşağıya düşmüş çene. Şaşkınlık yine
hayvanlarda da görülebiliyor. Ve korku. Korkuda şaşkınlıkta olduğu gibi kaşlar yukarı kalkıyor. Gözler açılıyor, göz bebekleri büyüyor. Gözün 3 beyazı görünüyor bu sefer. Şaşkınlıkta 4 beyazı görünüyordu ya. Burada 3 beyazı görünüyor. Alttakini görmüyorsunuz. Boyundaki kas da, buradaki kas da şu an bende hareket eden, burası hareket edebiliyor. Bu kas hareket edebiliyor. Korkuda eşlik edebiliyor ve konuşma temposu hızlanıyor. Ses temposu da yükseliyor. Alt çene de geri gidiyor. Ve hayvanlarda da yakalıyorsunuz zaten. Ağız kulaklara doğru geriliyor. Genelde ağız açık ama şaşkınlıkta olduğu gibi aşağı düşmüyor. Ve zaten geriye gitmiş pozisyonda. Üzüntüyle özdeşleşmiş Emrah, küçük Emrah var. Normal şartlar altında rol bile olsa üzüntüyü yapabilmek çok zor. Kaş uçları yukarı doğru kalkıyor. Ya Emrah'ın bu konuda Allah vergisi bir yeteneği var. O da onu kullandı zaten. Bunu normalde rol olarak yapabilmek için çok çalışmaları gerekiyor. Birazcık daha zor. Gözler boş boş bakıyor. Dudaklar U şeklindeydi gülümserken. Üzüntü de ters U şeklinde. Hani demiştim ya 17 kas gülümserken, mutluyken aktifleniyor. Üzüntüde 44 kas aktif. Yani üzülmek için biz aslında daha çok efor sarf ediyoruz. O yüzden ne yapalım? Gülelim. Gerçekten de bu yüzünden düşen bin parça olmak tabiri doğru. Çünkü gerçekten o yüzümüzdeki 60 kasın 44'ü aşağı iniyor. Ve eğer biz sürekli şu bardağın yarısı boş modundaysak o ifade yüze yansıyor. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar diyordu ya şarkıda Çağlar Bey, daha iyi bilir. O pozisyondaki kişilerde yüz ifadesi de öyle kalıyor. Çünkü yaptığımız her 2000 mimik yüzümüzde bir çizgi bırakıyor, bir iz bırakıyor. Evet, bu tatlı pandada olduğu gibi ifadeler aynı. Ve öfke. Öfkede ilginç başka bir şey vardı hatırlarsak eğer. Öfke güçle birleşiyor. Ya insanlar kafalarında otoriteyle, güçle öfkeyi birleştirmişler. Yapılan araştırmalarda, Griffith Üniversitesi'nde yapılan araştırmalarda deneklere fotoğraflar gösteriliyor. Diyorlar ki bunların hangisi yöneticidir? Büyük çoğunluk öfke ifadesini taşıyan kişileri söylüyor. Bunlar yöneticidir diyor. Yöneticiler de o şekilde görünmekten pozitif çıkar sağlıyorlar. Neden? Çünkü belki zam isteyecek. İşte hay Allah, bu adam da bugün öfkeli, ters teper, daha kötü olur, işimden olurum diye belki çekiniyor. Onlar da bunu kendilerine pozitif çıkar olarak kullanıyorlar. Öfkede burun delikleri genişliyor. Kaşlar çatılıyor. V oluşuyor burunun üst tarafında. Üzüntüde tam tersi yukarı doğru birleşiyordu kaşlar. Öfkede aşağı doğru birleşiyor. Yine gözler parlıyor. Mutlulukta da parlıyordu biliyorsunuz. Öfkede de yine büyüyor göz bebekleri. Bu arada o dudaklar sımsıkı olduğunda
Hele bir de eller de yumruk olmuşsa arkasından fiziksel bir şiddet gelme ihtimali çok yüksektir. Bir an önce uzaklaşın. Öfkeyle ilgili benim çok sevdiğim bir söz var. Diyor ki, öfke gelir, göz kararır. Öfke gider, yüz kızarır. Gerçekten çok güzel ve çok anlamlı bir söz. Bu nedenle de öfke kontrolü son yıllarda üzerine çok çalışılan konulardan bir tanesi. Çünkü artık insanlarda sabır da kalmadı. Hemen öfke duygusunu büyütüyorlar içlerinde, öfke canavarını büyütüyorlar. Çok tatlı bir köpek ama değil mi? O da öfkelenebiliyor. Ve küçümseme, söylediğim gibi küçümseme asimetrik olan tek mimik. Küçümseme anında bu gördüğü bir şeyi beğenmemekten olabileceği gibi kişiyi aşağılamak sebebiyle de olabilir. Tek taraflı olarak dudak yukarı kalkar ve aynı taraftaki gözle de küçülme meydana gelebilir. En kolay bulabileceğiniz, hissedebileceğiniz duygu da mikromimikte küçümsemedir. Bir göz küçülebiliyor. Bende de var bir tane bu bıcırıktan ama o benim kedim değil. Tiksinmekte de kaşlar çatılıyor. Neredeki gibi? Öfkedeki gibi. Aşağı doğru çatılıyor. Fakat tiksinme de sadece üst taraf değil, yüzün alt tarafında da bir takım sıkıntılar oluyor. Ne oluyor? Ağız burnu kapatmak için yukarı kalkıyor. Hoşlanmadı, beğenmedi bir şey, insan, koku, her şeyde insan bu tepkiyi verebiliyor. Ve burunla beraber, dudaklarla beraber burun da yukarı çıkıyor ve burun kemeri kırışıyor. Belki rastlamışsınızdır bu videoya ve sesler de eşlik edebiliyor tabii ki. Bu küçük bir dişte olduğu gibi. Ya da sıkıcısı. Çocuklar. Kendisi sevmemiş. Öğürtü ve kusma bile gelebilir arkasından. Şimdi buraya kadar anlattıklarım geçen haftanın küçük bir özetiydi. Ve geçen hafta size dedim ki 3 ifade daha var. Ve bu 3 ifade henüz evrenselliğini ispat edemedi ama pek çok yerde kullanabiliyorlar. Ama henüz tam olarak bu ifadeler evrenseldir denmiyor. Bu ifadelerden utanma ve suçluluk üzüntünün altında bir madde gibi. Üzüntünün yan dalları öyle söyleyeyim. O zaman hemen bir girelim bakalım neymiş bunlar. Utanma. Kişi kendini saklama ihtiyacı duyuyor. Ve genelde de elinin arkasına, kazağının arkasına, bluzunun arkasına veya bir kitabın arkasına, eğer korktuysa yastığın arkasına şeklinde saklayabiliyor. Ama yüz gizleniyor. Elini, alnını ya da ağzına götürebiliyor. Hafif bir tebessüm görülebiliyor. Ses tonu düşüyor utanmada. Ve hani böyle bir mahcubiyet, gerçi artık insanlarda pek görülmemekle birlikte böyle soru sormadıkça cevap vermek istemiyor. Biraz böyle utangaç, çekingen tipler. İkincisi suçluluk.
Suçlulukta da eller yüzde. Suçlulukta da yüzünü kapatma ihtiyacı duyuyor. Ama utanmadan farkı ne biliyor musunuz? İşte utanmada parmakları görüyorduk. Suçlulukta parmakları görmüyoruz. Göstermiyor suçlulukta, parmaklar görünmüyor. Üzüntüdeki gibi yine alın kırışıyor. Dudaklar ters U şeklinde. Kısık sesle konuşuyor. Stres seviyesi de yüksek, hareketleri de yavaş oluyor suçluluk duygusunda. Ve gelelim ilgiye. İlgi de hani ayran budalası diyorduk, aval aval bakmak diyorduk ya şaşkınlıkta. Öyle bir bakış var. Ağız yine böyle düşüyor kendiliğinden aşağı doğru. Ama tabii ki bunu ortamla beraber değerlendirmeniz lazım. İşte ağız düşmüş, ağzı açılmış, bu şaşkınlık değil. Ortamla beraber değerlendireceksiniz. Şaşkınlıkta maksimum bir saniyeye kadar çıkarken ilgi de daha yüksek sürelere ulaşabiliyor. 5 saniyeye ulaşabiliyor mesela. Yine şaşkınlıkta olduğu gibi kaşlar yukarı kalkıyor, üst göz kapakları açılıyor. Şaşkınlık mı, ilgi mi bir süresinden, iki de ortamdan anlıyorsunuz. Göz bebekleri de büyüyor tabii ki. Şimdi, hazır mıyız? Başlıyoruz. Görüntüleri görebilir miyim? Açabilir misiniz kameralarınızı? Osman Bey, Bilge Hanım, Çağlar Bey ve Kemal Bey'i görüyorum. Diğerlerini görmüyorum. O yüzden özür diliyorum. Kemal Bey müdahale eder bu durumda. Şimdi başlatıyorum. İlk videomuz gelsin. Bakalım yakalayabilecek miyiz? Bu ifade sizce hangisi? Bir daha izleyelim mi? Buyurun Bilge Hanım. Tamam, işaretli yapayım. Evet. Kemal Bey. Sesiniz kapalı Kemal Bey. Tıpkı Junior Bush gibi dudağını bir taraftan yukarıya kaldırdı. Küçümseme. Yani. Bilge Hanım orada bana şöyle anlatıyor. İşaret dili. Peki bakalım neymiş? Evet. Tek asimetrik ifademiz, yakalanması en kolay ifademiz. Peki ikincisine geçiyoruz. Bu arada bunları Oğuz Hoca'nın sitesinden aldım. Oğuz Benlioğlu'nun, onun da yalan radarı ve mikro ifadeler kitapları var. Halka açık değil tabii, eğitim alanlara açık bu test kısımları. Evet, sizce bu hangi ifade? Bir daha açayım mı? Bilge Hocam. Bu seferki sanki tiksinme gibi ama doğru yakaladım, emin değilim. Teşekkür ediyorum. Miralay'ım. Çok dikkatli. Tiksinme. Kemal Hocam gördünüz mü? Peki bakın siz de. Teşekkür ediyorum Osman Bey. Sesiniz kapalı. Yine küçümseme diyecektim ama galiba tiksinme. Evet, tiksinme daha yakın. Tiksinmeden Çağlar Bey de tiksinme dedi sanıyorum. Tiksinmede neydi?
ağız burnunu kapatmaya çalışıyordu. Peki bir sonrakine. Kullandığı modeller de inanılmaz poker face. Birkaç kere de falan izliyorsunuz. Bir de bunların uzun süreli olanı, kısa sürelerinde yakalamak daha zor. Biz buradan Bilge Hocam'la bakışıyoruz. İşaret diliyle. Tamam. Evet, başka? Kemal Bey. Kemal Bey sesiniz. Ben şaşkınlık diye algıladım ama. Teşekkür ediyorum. Osman Bey, Miralay'ım. Saadet Hanım, buyurun. Şaşkınlık. Ben mutluluk olarak düşündüm ama kaz ayakları göründü gibi sanki. Teşekkür ediyorum Saadet Hanımcığım. Neymiş bakıyoruz. Mutluluk. Mutluluk. İşte bir flash, bir çakımlık, bir anlık. Peki ikincisine bakalım. Bu hangisi olabilir? Kaçırdım. Bir daha söyler misiniz Bilge Hanım? Öfke. Pardon. Yok, gözlerini kasmadı. Öfke değil. Bence öfke. Hadi bir daha bakalım. Başı öne eğildiği için öfke bence de. Dudaklar nasıl? Kaşlar nasıl? Öfke. Bakalım neymiş? Ortada V oluşmuş mu? Evet, öfke. Bilge Hanım korku dedi değil mi? Önce sonra öfkeye mi çevirdiniz? Tamam. Allah'tan azıcık öğrenmişim işaret dili de, yoksa hiç anlaşamayacağız. Peki. Kemal Bey, bu da bilmediğimiz bir dilmiş değil mi? Hani hep söylüyorsunuz ya. Evet. Bakalım. Dikkatlice. Şaşkınlık. Yüz geriye doğru gidiyor. Dudaklar kulağa yaklaşıyor. Şaşkınlık en çok ne karışıyordu? Küçümseme gibi geldi bana. Şaşkınlık. Şaşkınlık. Şaşkınlık da korku karışıyordu. Bir daha bakmak ister misiniz? Evet. Kaşlar yay şeklinde yukarıya doğru kalktı. Doğru. Gözleri açıldı. Büyüdü. Evet, korkuyla şaşkınlık çok karışıyor. Şaşkınlıkta yay şeklinde yukarı kalkıyor kaşlar, korkuda daha düz. Bunu bulmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Çok yapmacık oldu. Bilge Hocam. Bu da küçümseme. Yok diyorsun. Peki.
Ağza bakın, burada ağza bakın. Ağza bakın. İfadelerin çoğu gözden ve ağızdan yakalanıyor. Ağzına odaklanın. Miralayım. Efendim, küçümseme. Teşekkür ediyorum. Saadet Hanım. Ben küçümseme işareti göremedim ama yani ben mi kaçırdım acaba? Bana sanki mutlulukla ilgili ama sahte mi gerçek mi onu çözemedim. Ben mutluluk gibi düşündüm ama. Kahvaltıda diyebiliriz. Kahvaltıda diyebiliriz değil mi? Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı ya hani. Evet, mutluluk. Düşünün, mutluluk ki en kolay algılanabilenlerden bir tanesi ama mutlulukta da başka şeylerle karıştırabildik. Burada daha iyi antrenmanlar, egzersizler yapabilmek çok önemli, daha iyi yakalayabilmek için. Bunun için de televizyonda açık oturum veya hatta Müge Anlı da olabilir. Müge Anlı da bayağı bir ilerletebilirsiniz, öyle söyleyeyim size. Çünkü yalan da çok ya, hani hangisi yalanı mı söylüyor, yakalıyor mu? Çünkü katil de çıkıyor oraya, ben yapmadım diyor. O yüzden oradan ifadeleri gözlemleyebilirsiniz. Yine poker face, ikisi de. Gözlüklü olandan korkun, direkt söyleyeyim. Evet. Ne diyoruz? Şaşkınlık. Peki, şaşkınlık dediniz. Şaşkınlık en çok korkuyla karıştırılıyordu. Bakın bakalım. Dikkatli bakalım ne diyeceksiniz. Bilge Hocam. Taşlar yukarıya kalkmadı diye görüyorum. O yüzden şaşkınlık sanki ama korkuya da çok benziyor dediğiniz gibi. Karışıyorlar. Ama sanki değil mi, ağza bakarsak düşmüş aşağıya. Evet, şaşkınlık doğru cevaptı. Bakalım bu beyefendi bize neyi anlatıyor. Bu arada sohbette bir şey var ama şaşkınlık peki. İki yere bakmanızı istiyorum. Bir kaş bölgesi, bir ağız bölgesi. Cevap? Çok özür dilerim, görmedim. iPhone'dan öfke geldi. Bilgi Hocam sizden görmedim. Bir daha yaparsanız, kaçırdım o sırada yaparken. Peki bir daha açayım. Öfkede ne oluyordu? Kaşlar ortada birleşiyordu. Burada ne oluyor? Yukarı kalkıyor. Bence küçümseme gibi. Bilgi Hocam diyor ki küçümseme de tek taraflı kalkıyordu. İyi bakın. Ama burun delikleri de büyüyor. Tiksiniyor o zaman. Korku. Bu sefer Kemal Bey'den geldi cevap. Peki. Umutluyum. Hepiniz bileceksiniz bunu. Tiksinme. Tiksinme. Ben dedim bileceksiniz. Çünkü değil mi? Ağız burnu kapatıyor. Yakaladık mı? Yakalayan var mı ya da? Şaşkınlık.
Beni kıtladın. Öfke. Küçümseme. Saadet Hanım ve Bilge Hanım, tebrik ediyorum ikinizi de. Beyler. Şimdi şöyle küçük bir dipnot vereyim size. Bayanlar neden hemen biliyor biliyor musunuz? Çünkü bayanlar bu dili bilmek zorunda, yakalamak zorunda. Çünkü bebekle iletişim kurmak zorunda. Bebek dili yok, anlatamıyor ki ama mimikleriyle anlatıyor. Hatta dergide bu ayki yazım göz temasıyla ilgili, göz temasında da bayanlar daha iyi. Testosteron hormonuyla ilgili bu da. Yani testosteron hormonunun fazlalığı göz temasını kesmeyi sağlıyor. Çok göz temasına girmek istemiyor kişi. Ama göz temasına girmeden de bu duyguları yakalaması mümkün değil. Bakacaksınız ki göreceksiniz. Güzel, bana da ben de. Bir ses açıldı galiba. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi kaşlar ortada birleşti. Doğru cevap öfkeydi. Evet. Bilge Hanım hemen tak diye bildi. Beyler. Tiksinme. Neydi? Ağız? Ağzı. Kapattı burnu. Peki. Şimdi diğer videoya geçiyoruz. Çok mu hızlıydı? Şaşkınlık. Şaşkınlıkta kaşlar yukarı doğru kalkıyordu. Bilge Hocam diyor ki eyvah ne yaptınız? Hareket şuydu. Eyvah. Küçümseme. Bir daha bakalım. Küçümsemede tek taraflı ağız kalkıyordu. Bu beyde hani belki bu kadar sakallı bulmak zor olabilir ama gözde de küçülme oluyordu. Öyle bir şey var mı? Bilge Hocam. Cevap verdiyseniz de görmedim. Atladım sanıyorum. Kaşlara bakmanızı istiyorum. Size baba diyebilir miyim? Tam onu söyleyecektim. Emre'ye çok benziyor diyecektim. Neydi? Emrah'ın doğal yeteneğinin olduğu üzüntüydü. Kaşlar yukarı doğru kalkıyor. Şimdi bir daha dikkatli bakalım. Kaşlarına odaklanalım. Uçları gördünüz mü? Kaşlar yukarı gitti. Alında küçük kırışıklıklar oluştu. Teşekkür ediyorum katılımlarınıza. Harikasınız. Şimdi zorlanabilirsiniz. Yakalayan var mı? Tiksinme mi? Küçümseme mi? Çok poker face bu. Yani bunu ağızdan anlayabilmeniz biraz zor olacak da gözlerden yukarıdan bakın isterseniz. Bakalım neymiş? İşte mutlu gibi görünmüyor. kaybetmiş gibi görünüyor. Poker face ya. Şimdi bir daha mutluluk olduğunu bilerek izleyin, tamam mı?
Yani her zaman açması, dişlerin görünmesi gerekmiyordu ya. Şöyle bir hafiften yukarı kaldırdı. Tamam, mutluyum dedi. Anlaşılmıyor. Diğerine bakalım. Bu da yine en çok karışanlardan. Buyurun. Şaşkınlık. Veya korku olabilir. Bilge Hanım da evet dedi ama hangisi acaba? Pardon, geri geliyorum. Yani bu bey öyle mutluysa böyle de korkuyordur diye düşündüm ama. Evet, korkuya daha yakın. Saadet Hanım. Başka bir parametre evet. Görmenizi ben... istedim. Hay Allah, geri gitti. Ay poker face hakikaten zor, mimikleri anlaşılmıyor pek. Evet, maalesef öyle. Burnuna bakın. Evet, burun delikleri büyüyor. Gözler açılıyor ve korku ifadesi. Niye kaydı bu böyle? Son kararınız korku mu? Evet, korku. Gözler fal taşı gibi açıldı. Evet. Çene ne yaptı? Aşağı. Boyun ne yaptı? Evet, büyüdü. Önüne doğru. Pekiştirmede çok iyi oldu değil mi bunlar? Söylediklerimiz birden tam Bilge Hanım'lık konulardayız. Evet, tebrik ediyorum hepinizi arkadaşlar. Korkuydu. Evet. Bu küçük hanım da birazcık zor anlatıyor. Küçümseme. Kim söyledi? Küçümseme. Küçümseme mi? Küçümseme dedi. Osman Bey küçümseme dedi. Hasan Bey küçümseme dedi. Küçümseme dedi. Bilge Hanım küçümseme dedi. Dediğim gibi küçümseme en kolay belli olanlardan çünkü tek taraflı. Diğerine bakalım. Kaşlara bakalım. Şaşkınlık. Tam okuyamadım galiba ama. Üzüntü demek. Anladım. Şaşkınlık mı? Ya da dudaklar nasıl? Üzüntü olabilir. Olabilir. Çünkü dudaklar bir de böyle sarkıtılmış. Şaşkınlık. Gözler böyle hafiften bir kısılmış. Şaşkınlıkta gözler açılıyordu. Gözlere bakın. Şaşkınlıkta açılıyor gözler. Gözlerde açılma yok. Biraz da ağlayacak modda zaten. Üzüntü. Üzüntü. Hepinizden umutluyum. Öfke sanki. Tiksinme. Tiksinme. Tiksinme evet. Evet, tiksinme. Çok bariz. O yüzden umutluyum dedim. Peki bu biraz zor olabilir. Şaşkınlık. Korku bence.
Şaşkınlıkla korku çok karışıyordu. Bu korku. Ne? Peki ağza bakalım. Kaşlar şaşkınlıkla yukarı doğru yay şeklinde kalkıyor. Korku da daha düz. Burada yukarı kalkıyor. Yukarı kalkıyor yay şeklinde. Şaşkınlık. O korkuymuş. Korku. Ağız diye açılmıyor. Bir daha bakalım. Böyle geriye doğru yatay bir vaziyette gidiyor. Ağız birazcık açılıyor. Birazcık ama böyle ola ola bakma modunda düşmüyor. Doğru. Korkuda da açılabilir çünkü ağız. Korkuyla şaşkınlığın karışması çok muhtemel. O yüzden ben hepinizi tebrik ediyorum. Bu arada onu izledikten sonra ben direkt Bilge Hoca'ya bakıyorum. O yakalar bunu şimdi hemen tak diye. O kadar çok detaya bakıyorum ki kendi detay aldığımda kayboluyorum. Mutluluk olma ihtimali çok yüksek ama mutluluk diye anlattığınız. Evet, mutluluk. Mutluluk olduğunu bilerek bakalım şimdi de. Mutluluk. Evet, ikinciye geçiyoruz. Tiksinme. Bu da yine çok kolay yakalayacağınız bir şey. Küçümseme. Küçümseme. Küçümseme diyen evet. Sen misin? Küçümseme, evet. Küçümseme. Kemal Bey, kayıtsız şartsız inanıyorlar söylediklerinize. Diyeyim ben size. Peki, bir daha bakın. Kemal Bey, siz de bakın. Neymiş? Küçümseme. Ağza ve buruna bakın. Ağız-burun ilişkisi. Yaşı. Evet. Gösteri bitti diyor. Çok teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelerek başka birçok yapabileceğiniz iş varken bizimle olduğunuz için sizi tebrik ediyorum.